Ve günün dördüncü karşılaşmasına geçiş yapıyoruz. Mavi tarafta Dark Passage Academy, kırmızı tarafta ise Papara Supremacy Blaze Academy. Günün dördüncü maçında birbirlerine karşı gelecekler. Evet, hemen iki takım hakkında ufak ufak bilgileri verelim. Dark Passage ikinciliği paylaşan üç takımdan bir tanesi. 8 galibiyet ve 5 mağlubiyetle. Diğer tarafta ise Papara Supremacy 8. sırada 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle birlikte artık bu saatten sonra onların maç kaybetme lüksü yok Scarlet. Evet, yani sona doğru yaklaşıyoruz. Yani onlar da Galacticos az önce mağlubiyet aldı, değil mi? Evet, doğru. Galacticos'un mağlubiyet almasıyla beraber aslında onların da 6.'lığa giden yoldaki iddiası biraz daha arttı. Ama tabii burada önemli olan şey ilk dörde girebilmek. Ve o da kolay değil. Yani ilk dörtler Evet. aralarında da 3 galibiyet var. Yani onlar için şöyle bakıyorum iyi bir çıkış olabilir ama tabii Dark Passage'da fena bir takım değil. Onların da bahsetmek lazım. Yine çok yönlü oyuncuları var. Özellikle Şef burada takımı yönlendiren, takımı erken oyunda zafere taşımayı seven oyuncu rolünde. Bakalım bu oyun üzerinde hangi şampiyonlar yasaklanmış. Dark Passage tarafında Poppy, Sivir, Kalista. SMB tarafında ise Wukong ve Seraphine. Bir de yanında şimdi bakalım kim eklenecek. Son yasaklamayı da burada 2 saniye. 1 saniyeleri kaldı. Ve Miss Fortune'dan yana kullanılır. Çok enteresan. Ben hiç beklemiyordum. Enteresan. Herhalde yani Nava'nın Miss Fortune'dan şüpheleniyor olacaklar ki böyle bir yasaklama yaptılar. Koridorda güçlü sonuçta. Böyle bir de ittirebilen bir destekle eşleştirdiğiniz vakit atıyorum Yani Miss Fortune karma ikilisi koridoru her daim kontrol edebiliyor. böyle bakıyorum nişancı rolünde çok fazla oynanmamış zaten ki oynandığı zaman da daha çok işte zırh deşme eşyalarıyla oynanmış. İşte kararmaydı vesaireydi o tarz oynanmış. Destek de oynanmış daha fazla Sihir Yıldız'la birlikte. Diğer bir nokta ise tabii ki de Nova'nın bir OTP olma ihtimali bir de göz önünde bulunduruyoruz. Onun dışında bakalım diğer taraftan Talia fazla önem verdi burada. Dark Passage ekibi ve Talia direkt kendi taraflarına çektiler. Diğer tarafta ise yine bahsettik. Renata'nın kırmızı tarafa kalıyor anlamış değilim ben hala. Kırmızı taraftan Renata almak bence çok büyük bir lüks. İçinde bulunduğumuz yama içinde. Dün de şefin ormanda oynadığını gördük. Diğer taraftan ve hazır Renata geldi. Güçlü iki tercih. Nautilus, Aphelios Thresh, Aphelios Ormancı. Ki ormanı burada seçerlerse ellerini göstermiş olurlar. O yüzden burada destek seçmek daha mantıklı ki Talyat olabildiğince esnekliğini koruyacak. Bu iki tercihe karşı bakalım cevapları ne olacak burada. Jinx, Draven gösteriyor. Draven'ın son dönemlerde meta'da ne kadar yer kazandığından bahsetmiştik. Özellikle Kalista'ya karşı tercih ediliyor ki burada da yine bu koridoru zorlayabilecek bir isim Draven. Bakalım Artemis Draven'la beraber neler yapacak, nasıl bir performans sergileyecek şimdi. Tekrardan yasaklama aşamasına geçiyoruz. Seçim önceliği burada tabii ki de SMB tarafında olacağı için. Öğrendiğim iyi oldu. Akali'yi yasaklıyorlar ki Akali zaten Azir'e çok büyük sıkıntı çıkaran bir şampiyon. Koridorda bunu görmek istemiyorlar. Draven Renata yine de yani yakaladığını bayıltma potansiyeline çok net bir şekilde sahip bir ikili. Lulu Aphelios'u zorlayabilirler. Yani isabet eden bir Dolaşma. tokalaşma üzerine Draven E'si çok can yakabilir. Zaten direkt otomatik olarak koridoru kazanmak için kurulmuş bir ikili bu. Olabildiğince buradan verim almak isteyecektir zaten. SMB alt koridoru. Aatrox Akali. SMB'nin yasaklamaları. Şimdi Dark Passage bakalım hangi şampiyonları yasaklayacak. Bunları yasaklamışlar. Bir üst koridor şampiyonu daha gelirdi ki onlar daha çok ormana yöneldiler. Ormandan Lee Sin'i yasakladılar. Ve bakalım şimdi burada ormana mı öncelik verecekler yoksa üst koridora mı öncelik verecekler? Sanki orman burada gelecekmiş gibi üst koridorda artık rakibin kompozisyonu gördükten sonra alacaklarmış gibi geliyor bana ama hayır onlar daha farklı düşünüyorlar ve Gwen'i direkt almayı tercih
ediyorlar. Evet, Gwen geldi. Şimdi ise Dark Passage, bakalım. Kimin nereye gittiği belli olacak. Talia orta koridor mu, orman mı? Üst koridor nasıl bir şampiyon gelecek? Gwen'le karşı bir yetenek gücü eşleşmesi karşılaşmasına gidecekler, yoksa daha çok saldırı gücüne dayalı bir şampiyonla üst koridora gidecekler? Hep beraber göreceğiz. Ki bu kompozisyona Ornn fena gitmez. Bence. Dark Passage orada Ornn'u tercih edebilir. Onlar set seti... Körlemesine set geliyor. Özür dilerim. Pardon. Kör Gwen karşısına set geliyor. Vex. Vex'i dün de göstermişlerdi ama gelmemişti. Bakalım bu sefer gelecek mi? Şöyle bir bakıyorum. Fena iş yapmaz aslında. Arka taraflara sarkabilen bir büyücü Vex. Ve oradaki olayları karıştırıyor ki sete de iyi bir partner olur. Ve son anda burada LeBlanc'a dönüyorlar. Ve Dark Passage'in kompozisyonu böylelikle tamamlanmış oldu. Talia da ormana gidecek. Şimdi bakalım. SMB kompozisyonunu hangi şampiyonunu tamamlayacak? Onlara çok net bir ormancı lazım. Ve Viego'ya yöneliyor onlar da. Ya bakıyorum, acaba biraz daha kitle kontrollü bir ormancı yorulur muydu diye düşünüyordum ama hani Viego'dan da Kindra'ya da yöneldiler. Erken oyun baskısını kullanmak istiyorlar demek ki. Yani istiyorlar ama bilemedim. Yani ön tarafları yok denecek kadar az ki yok zaten. Yani onları hayatta tutabilecek bir Aras'tan gelecek bir ulti var. Kindred ultisi ve hayatta kalacaklar. Yani çok kırılgan bir kompozisyon. Oynaması çok zor bence. Tabii kartop efekti yakalarsanız işler tabii ki değişir ama orta koridor ve üst koridordan bu kartop efektini yakalamanız zor. Şöyle bakıyorum, sadece alt koridordan sanki kalabilecekmiş gibi görünüyor sen bir. Ona karşı Dark Passage'in kompozisyonu biraz daha değerli toplu Scarlet. Artı son olarak da şunu ekleyeyim. Talia'nın toprak bozumu Kindred'a da bozabilir yani ormandaki bir eşleşmede. Bir anda sersemleyebilir. Evet, bakalım neler olacak hep beraber. Yavaş yavaş günün dördüncü maçı için vadiye geçiyoruz. Ve günün dördüncü karşılaşmasına geçiş yaptık. Mavi tarafta Dark Passage Akademi, kırmızı tarafta ise SMB Akademi olacak. Hemen şöyle bir bakıyorum Sildar büyülerine. Her iki nişancı da Arındır tercih etmiş. Tabii ki de kontrolleri bir tık fazla olunca hemen gayet doğru bir tercih yapılmış. Avrosa'nın üzerine sanki Suvet iksirliklerini kullanmış gibi görünüyor. Yani görsel hatadır diye tahmin ediyorum. Ki rakam olarak da farkındaysan hani... Yo, kullanmış. Hepsini kullanmış. Parlıyordu çünkü. O basmış herhalde. Ben zaten üstüme dönerim diye. Hareket hızlı geliyordu galiba. Ben hatırlamıyorsam o... yemek ağacından. Onu kullanmak istemiş. Şimdi... O da bakayım. Arayıcı merceğe mi döndü? Yo, totemini attı. Geri geldi. Arayıcı merceğe dönmedi. Herkes orman girişlerini tutmakla meşgul. Diğer tarafta şefin olduğu yere bir totem bırakıldı. Güzel de bir totem. Onun bilgisi gitti. Bakalım bunun etrafında SMB ormancısı Aras ve takım nasıl bir oyun şekli tarzı izleyecekler. Rakip ormancının nerede olduğunu biliyorlar. Ravenius çalıda bekliyor belki yan koridordan. Takım arkadaşına yardım eden biri bu yakalar mıyım diye ama istediğini orada bulamadı. Tabii yukarıda bir tutuştur farkı var. Ravenius'un dikkatli olması lazım. Batu şimdi çaldı. O da bekledi. Biraz hasar aldı. Tabii Lun'un da erken hasarı hiç fena değil. Gayet yüksek. Gayet yüksek ki bu koridoru eğer ayakta tutacak biri varsa bence o da Batu'dur. Muhafet değilmiş bu arada Lulu. Yani o da Renata ve Draven'dan çıkabilecek anlık hasarın farkında. Hı-hı. Kendisi hasar vermektense gelebilecek hasarı birazcık soğurmak adına bir tercih yapmış. Yukarıda da Gwen ve Set eşleşmesi. Yani Gwen'in yine avantajlı olduğu bir eşleşme. Hani mesafesini koruyabiliyor. Birebir savaşlarda kuvvetli ve Balyoz gibi geldiği zaman pozisyon evet değiştirebiliyor zorlanmadan. Yandan o şef... Artene sıçratça yere gelirim burada belirtmekler. Bakalım şimdi şef çok azaldı. Burada MX'e hiçbir şey kullanmadan düştü. Kullanmaması. MX'e... Kullanmaması. Yani şöyle ormancı gördüğü gibi basabiliriz Scarlet.
Belki evet ama yani geç kaldı, çok hasar buldu. Yere şey gelecekti. Yerden bir şey gelecekti. Evet. Yani EQ7 için yavaşladı bir de. Evet. Ondan sonra tabii ki de atmasın ama yine çok erken bir ilk kambur da Batu'ya gidiyor. Diğer tatlı Aras. Alt koridorda ormancıyı gördüğü gibi direkt oradan bir şeyler çıkarmak istedi ama seyirleri kavuştu. Hem Gromp hem de Mağa güçlendirme. 3 kampla beraber başlamış oldu. Mion farkında 13'e 20'ye 24'e kadar getirdi. Aras'tan iyi bir harita oyunu geldi. Bunun için 28 oldu Scarlet. Ormancılar arasındaki fark. Skorda da Ribu. Dürtmeye devam edemiyor alırken. Avantajlı yani Gwen'i yenebilecek şampiyonlar böyle daha ufak minik takaslara, ani takaslara giren şampiyonlar. Yalnız Revenus istiyor mu burayı? Çok fazla minyon var. Balyoz gibi kullanmıyor. Gibi tutuştur minyonlar vuruyor ama orada canı yenilendi. Yenilmez ağacından ve burada skor aldı. Bir an dedim acaba o tutuşturu unuttu mu sıçrattılar ama sıkıntı yaratabilir diye. Burada Balyoz gibi faktörü oradan gelen kalkanla birlikte burada Revenus birebir de skor aldı. Direkt çantasına kazmak idi Scarlet. Hiçbir şey yok kazma. Benim anlatacağım şeyi de ağzıma soktu yani resmen Revenus. Tam diyordum ya set zor falan işte Kamil gibi bir şey alsa diyecektim. 5 saniye sonra 1v1'de üzerine sıçrayıp skor aldı tuttular ama helal olsun valla. Revenus güzel oynadı orayı. Mam diye aldı skoru. Orta koridorda da Orisot sevdiği şampiyonlardan. Onu bahsetmek lazım. Hazır'ı çok seviyor. Açık kaldıkça oynuyor. O da imza şampiyonuna kavuştu ama tabii karşısında zor bir eşleşme var. LeBlanc eşleşmesi. Aurus orada manasını bitirmiş. Geriye dönmesi gerekebilir. Altkor'un Artenes'i MX7'de hayatta kalmaya çalışıyorlar. Tabii onlar devam koridoru bitirdikleri için dikkatli olmaları lazım. Yalnız diğer taraftan da buraya Aras da geldi. Hep göründü artık. Yani orada bir ufak bir yarım saniye kadar geç kaldı orada şef. Ki Nava'da kitle kontrolü uygulamıştı. Kendi takım arkadaşına doğru atmayı başarsaydı burada skor gelebilirdi. Şimdi alt koridordaki bu denemeden sonra SMB'den bir atak geliyor ejderi. Erken bir ejder daha dakika 6 olmadan burada. Tabii ki iki tane nişancınız olunca hasar konusunda çok fazla sıkıntı çekmiyorsunuz. Burada Venus da üst koridoru ittirdi ve belki bir reset alınmayı deneyebilir. Ya şunu söyleyelim bu arada. Reybu hala minyon sayısında iyi vaziyette. Ama Revenus'un o erken aldığı kazma 1v1'ler de acayip kuvvetli yapacak onu. Evet çok erken seviyelerde inanılmaz büyük bir saldırı gücü boostu diyelim ona da. Şimdi Draven de burada MX'e geri dönüyor. Draven'ın tabii ki yükler önemli. Yükleri varken skor alması daha da önemli. Hayranlık yüklerini bakalım altına çevirebilecek mi? Diğer tatlı Aras şimdi şefi işaretledi. Draven üstten burada takım arkadaşının yardıma geldi. Yani çok fazla vesaire çıkmayacaktır buradan. Neredeyse yarı canını aldı burada şef. Aras'ın. Orta koridorda Avaros'a fena vaziyette değil. Orisot'a karşı. Hem LeBlanc'la neler yapacak? Yani karşısında şey var. Pozisyon bulabilirse oyunun ilerleyen noktalarında düşürebileceği birkaç tane kırılgan şampiyon var. Kindred bunlardan. Draven, Azir, Renat aslında hepsi kırılgan diyebileceğimiz şampiyonlar. Avaros'un artık yaratıcılığına kalmış. Ya o daha çok minyonlarla ilgileniyor şu an. Yani koridoru Orisot'un üzerine yıkmaya çalışıyor. Tabii onun için ufak bir kartop etkisine ihtiyaç duyabilir bu noktada Avaros'a. Şimdi yukarıda yine 1v1 var ama tabii ki de çalıda bekleyen de bir Aras var. Bakalım Ravenous burayı nasıl oynayacak?
O da bir şeylerin yanlış olduğunu anladı aslında. Bu kadar ileri neden açıldığına dair bir tane minyon kaçtı. Muhtemelen Q'su bekleme süresindeydi ki düz vuruşlarını resetleyemedik. Aynen de öyleymiş. Q'su bekleme süresindeymiş. Yine erken belamet çıktığı gibi. Aras bakalım tek başına olabilecek mi? Yan taraftan şimdi Şef ve hemen Batu da buraya dahil oldu. Ki Avrosa da ortadaki minyonlar aldıktan sonra buraya doğru yönelecek. Aras da bunun farkında ve hemen oradan uzaklaştı. Nişancılar alt koridorda 1v1 kaldı. Orada bir totem var. Şimdi bakalım örgü duvar geldi alanını kapatmaya dayanık ama yani Azir'den bir ulti gelebilir. Dikkatli olmaları lazım. O tarafa Orisot kendisini geçirmeyi başardı ve taraflarda herhangi bir şey olmadan ayrıldı. Tabi burada MX'in sıçrası bekleme süresine girdi. Alt koridor yapılacak olan bir sonraki baskında Dark Passage bunu lehine kullanabilir. Kendine tabii de. Şimdi yine orta koridorda ufak bir takas. Elektrik verdi orada. Tetiklemeyi başarıyor Varus'dan. Güzel bir takas ve Orisot artık yavaş yavaş koridordan dışarı doğru itilmeye başlanıyor. Tüm bunları itilmeden. Ve hala iksirler de var. İksirler olduğu için Orisot'ta da bakarsak şey yok. Işından yok. Kötü bir yüksel dönüş yapması gerekebilir burada Orisot'un. Yukarıya da Şef geliyor. Şef geliyor ama Rayon'un canının yarısını kaybetti. Bu kule altı gerçekleşir mi? Tam olarak emin değilim. Yani değil bunun canı hiç fena değil bence. Kutlisi vs o tarz yetenekleri de olay dahil edince çok iyi bir şekilde düşünülüp çilmesi ve uygulanması gerekiyor. Alt koridor ufak bir takas. Artenes'e burayı devamlı ittiriyor. Herhangi bir milyon farkı yok alt koridorda. Bu milyonları alınca 83-81 olacak. Şimdi tane yükü 1. Dakika 10 itibariyle yani çok da iyi değil diye tahmin ediyorum herhalde. Tabii baktığımız zaman da damgaları rakip Gromp'la çıkmış. Hani oraya gidebilmek için orta koridor ve üst koridorda öncelik almanız lazım. Şimdi bakalım Horisot'la Aorus arasında birileri var ama Aras çok enteresan bir noktadan geldi. Şimdi Şef de burada arasının üstüne gidiyor ve orta koridorlar ve ormancılar ufak çaplı bir aksiyon yaşıyorlar burada. Ya ormancılar olabildiğince eşitlemeye çalışıyor durumu. Ne kadar önemli olduğunu farkındalar. Yani bir tarafın böyle eşyada birazcık üstün olması oyun ilerleyen noktalarında çok büyük sonuçlara yol açabilir. Mesela burada ormancı, Orisot'un ormancısı biraz daha güzel bir baskı kurdu. Alt koridorda da önde oldukları için ejderi alabiliyorlar. İkinci ejderi alacaklar. Dakikada 11'de. Çok erken. Ve Alev Vadisi göreceğiz. Scarlet ve Alev Ruhu. Alev Ruhu iki taraf için de oldukça kıymetli. Ravenous'un açıdan geldi. Ravenous çok güzel açıdan geldi. Yine sıçrasını kullandı. Doğrusu ultisi yok. İşte bu ekstraları yaparsanız oyunda da yavaş yavaş öne geçmeye başlarsınız. Ravenous yani koridorda skor almadığı yetmedi. Bir de geldi orta koridordan. Sıçra ulti kombosunda skor aldı. Üstüne bir de Orisot'un da sıçrasını aldı ki ultisi yoktu zaten Orisot'un burada. Ve hani acayip bir denge bulacak bu. Tabii ki de yukarıda Reebu biraz kendisine fırsat buldu. Barikat da almıştır diye tahmin ediyorum. Acaba kaç barikat aldı? Oraya bir dönüp bakmak lazım. Şimdi alt koridorda Şef. Buraya bir baskın için bekliyor bakalım. Oo yalnız Nava Artenes'in yarı canını aldı neredeyse. Sadece dürterek. Nasıl Şef'ten bir bombo combo gelebilir. Dikkatli olması lazım orada yani. Combo ya. Çok belli ama. Scarlet çok belli. MX'in sıçrası yok yani değil mi? Orada sıçranın olmadığını fark edip daha geride oynarsın ki rakibin yani yeteneğini yemezsin. Ya da rakip yetenek atmak için çok riskli bir pozisyona atar kendini. Kesinlikle. Yani ateşli oynadı yani. Şeyi savaşına girdi orada. Yetenek atarsa hani belki dojlarım savaşına girdi. Dojlamadığı zaman %100 ölüyorsun ama. Hiç gerek yok bence. Zaten o Talyan menzile girdiğiniz zaman bu yeteneklerin geleceği belliydi. Ufak bir hata diyelim. Alt koridorda bu arada Artenes kararmasını bitirdi. Tabii kararımı da değiştikten sonra birçok oyuncu tarafından tercih ediliyor. Aras'la şimdi Avros arasında bir ufak bir 1v1 dönebilir burada. Avros 2 seviyede zincirleri kaçırdığı için Aras'a gün doğdu.
Demek senin dikkatli olması lazım. 4 seviye fark var Avaros'a ile arasında. Orisot. Minyonda eşitliğini koruyor. Artık ihtişamlı eşyaları da birazdan tamamlayacak orta koridor oyuncuları. Fena takası da girmemeye başladı Orisot. Ondan... Acaba ikisi de Luden mi gidecek ya? Ne düşünüyorsun? Bana ikisi yani, de Luden gidebilir gibi geldi. Luden gibi zaten eşyalarına baktığım zaman Luden gidecekler. Ya karşıda çok fazla bir tank yok. Belki ormandan da tank gelseydi setin yanına bir maske düşünülebilirdi en azından Orisot için ama çok fazla tercih edilmiyor zaten. Tabii bütün bunu terken Dark Passage Akademi alt koridordan ilk kuleyi aldı. İlk kule kanalında dökmüş olabilir. Direkt hedeflerini üst koridora doğru çevirdiler. Bu tarafa da gelen Reboot ve MXA var ama bakalım ne kadar sunabilecekler. Geçti Reboot'un durumu fena değil. O da vadi yarını bitirmiş. Senin de söylediğin gibi ilk eşyalar, ihtişamlı eşyalar gelmeye başladı. Kesen iki tane Luden bir de rüzgarın hiddeti. Şu anda Dark Passage tarafında. Yani o tarafa doğru yüksek bir işaretleme geliyor ama bakalım orada bir şeyler kopacak mı? Nava ve Batu bu koridoru istiyorlar. Tabii Şef de oyun boyunca hep bu ikilinin arkasındaydı. Onunla biraz bahsetmek lazım. Evet, orta koridoru birkaç kere bastığına gitti ama genel olarak alt koridorlarının yani Aphelios ve Lulu'nun hiçbir zaman oyundan düşmesini istemedi dedi Şef. Reybu yemez diye düşün ama arasın canı bayağı yandı. Yarı can attı bu arada Şef. Tek bir komboyla Lulu'nun canını yarıya kadar indirdiler. Tokalaşma geldi orada. Batu'nun dikkatli olması lazım. Hala ultisi var. Renato ultisi de geldi orada. Nava burada kendi takım arkadaşına sıktı. Son anda ölecek de orada. Ultisini kullandı. Bakalım hasarın devamı gelecek mi? Nava uzaklardan vurmayı başarıyor. Aras ateşle oynadı orada. Tam ultiyi açtı. Değil mi? Şey geri çekildi. Kışlası da vardı. Geri çekildi. Sarı kesti. Duvarın üzerinden atla. Ya da hani illaki o ultinden o heal'ı almana gerek yok. Ya da sıçra kullan. Ya da bir takla at. Bir şey yap. Aras yani göz göre göre düştü opulsun. Şu oyunda bence SMB tarafı 3 skoru çok bedava verdi. Yani çok belli çünkü yani orada duracaksın ve öleceksin skorlarıydı. Bu da onlara eklendi. Bakalım Dertatara Venus'un tek başına ejderi alıyor. Ya bundan sonra ejderleri istekleyebilir burada Dark Passage Akademi. Hem ejder aldı hem de yan prengeci aldı. O da resetlemeye doğru gidiyor yavaş yavaş. Yani skor dağılımı da hiç fena değil. Evet. Arkası cephesinde yani 2 skor sette, 2 skor Aphelios'ta. Gerçi Leblanc'ın tamamlamış. Evet yani bir de Leblanc'ın üzerinde olsa zaten gerçekten tadından yenmeyecek bir skor dağılım olurdu. Kırmızı takımın kulesi yerle bir oldu. Şimdi üst tarafa doğru Avaros'a çıktı. Orta koridor burada Nava ve Batu'ya kaldı. Onları karşılayan da çok büyük bir ihtimalle Artenes, MXA olacaktır diye tahmin ediyorum ama MXA biraz geride. Alt koridorda Ravenius oraya gittirmeye çalışacak. Bakalım belki Ravenius'un üzerindeki o baskıyı biraz arttırabilir SMB tarafı. Azir ve Kindred ile birlikte ki skor çıkarmaya çalışabilirler. Yani en mantıklı yer ve nokta orası girmiş gibi görünüyor. Şimdi ters noktada kaldı Aras. Yani setin iyi bir oyun geçirden bahsedelim. Üst taraftan Artenes ile MXA geliyor ama yalnız fena bir hasar bıraktı. Ulti kullansa keserdi muhtemelen ama Aras'ın ultisini olacağını düşündüğü için
Kendisini riske atmadı. Evet, SMB için yani vakit daralıyor mu desem, gitgide böyle şeyi, dizginleri daha da sıkılaştırıyor sanki Dark Passage. Yani altın farkı 4200. Bu dakikalar için çok fazla. Yani en iyi haber Ribu tarafından geliyor da 0-1-0 ama 160-170 milyona ulaşmış durumda. Site karşı. Şimdi Nehir üzerinde ufak bir hareketlilik var. Diğer tarafta MXA burada biraz daha görüş almaya çalışıyor. Bakalım Dark Passage. Şimdi Aphelios oldukça önde. Draven'ın güçlenmesine daha vakit var. Draven'ın en azından 3 eşya olması lazım. Maçta hani büyük böyle hatır sayılır miktarda katkı sağlayabilmesi için. Orisot geri düştü. Ya orta koridor yarışını kaybetti Orisot. Evet. Tabii kendinden bağımsız şeyler de gerçekleşti ama burada Revolus'un bir kişi. Evet, sıçrası var ama hala kullanmadı. Muhtemelen W kullanıp geri sıçratması gerekiyor. Hala kullanmadı. Kullandı ve öldü. Gittiği yerde düşecek burada Revenus. Yani Revenus biraz daha erken kullanması gerekiyordu. Yani Balyoz gibi kullandıktan sonra kullanabilirdi. Şimdi alt tarafta Ribu büyümeye devam ediyor. Kronometreye çok yakın zaten. Zonya'nın kum zaten çok yakın. Kronometresi mevcut. Alttan kule aldı. Yani altın akışı devam ediyor Ribu üzerinde. Diğer taraftan şöyle bir bakıyorum. Kayacılar alan bir orada bir Orisot var ama dikkatli olması lazım. 4 kişilik bekliyor buraya. Dark Passage dümdüz geldi. Çok yakındı. Çok yakındı Orisot. Son anda oradan kurtulmaya başladı. Şimdi yanacak. Evet. Şimdi buraya MXA geldi. Takım arkadaşını rahatlatmak için. $47 milyonu var Revenus'un. İlk eşyasını zaten tamamlamıştı ki mantıklı aslında. Revenus'un çünkü amacı hani birilerine ulti atacak, içeri girecek. İçeri girdikten sonra etrafındakileri bir de hız kesenle birlikte yavaşlatacak. Evet. O yüzden hız kesen gayet mantıklı bir tercih. Ne kadar içeride hayatta kalırsa kar zaten. Öbür tarafta Aphelios tahsilleri tamamlamış. Zaten düzgün bir tankı yok SMB'nin. Hı hı. O yüzden şeye de ihtiyaç duymuyor. Yalnız ışınan attığı gibi Raven'ın canı yandı baya. Çok fazla vuruyor Talia. Hatırlatalım o Gwen 2 eşya ve Zonya'sı mevcut. 13. seviye. Yan taraftan şimdi geldi orada. Orisot'a ufak bir hasar atmak istedi Avrosu ama istediği hasarı çıkartamadı. Şu an tarafa nehir üzerinde konumlaşmış durumda. Diğer taraftan bakıyorum. Artenes biraz pozisyon dışı kaldı ama o da şimdi takıma beraber katıldı. Avrosu geri dönemedi Vurkaç'a. Orada Draven'ın baltaları pozisyon olarak onu bozmuştu. Bir de güzel bir deneme Artenes'e ulti belki alırım diye ama şimdi Ribu arka tarafa girdi. 4 kişi önüne kattı. Arka tarafa güzel bir taş bozumu geldi. Şimdi Ribu bakalım yukarıda Revenus'a birbirine yapıyor. Güzel bir Renata ultisi orada Batu ve Nava'yı birbirine vurdurdu. Üst tarafta kalan Ribu düşecek. Diğer tarafta Ejder olan taraf burada. SMB oluyor ki Ejder de burada. Artenes aldı. Şimdi bakalım takım savaşının geri kalan kısmı neler olacak diye bakıyorum ama 2'ye 0 bir değişim. Ejder'i cebine koyan taraf burada. SMB. Dark Passage. Yani evet avantajlı belki. İki tane skor buldular ama Ejder'i kaybettiler. Ya önemli olan burada buyur. Dark Passage'ın baron alıp alamayacağı almayacaklar. Onlar çünkü Orisot'un ışınlanla geleceğinin farkındalar. O yüzden hani bulduğu Ejder yanına kaldı. Dördüncüyü de alabilirse SMB, yani onun için zaten büyük bir savaş kopacak. Dördüncüyü de alabilirlerse avantajlı pozisyona geçecekler. Bu üçüncü Ejder'in SMB'ye gitmesi gayet iyi haber. Yani onlar için bir kazanma koşulu aslında oluştu. Evet altın farkı belki de 5000 civarlarında çok fazla ama yani bir alev ruhu gerçekten hasar konusunda sizin en azından bu dakikada da o açınızı kapatır. Tabii ki de bunun da bilincinde olması lazım.
Sen benim ve bir sonraki takım savaşına, bir sonraki ejder savaşına o şekilde hazırlanmaları gerekiyor. Destek eşyalarına bakıyorum. Kitarata şu eliyi tercih etmiş. Kitarata takımını atağa kaldırmak istiyor. Onun aktifiyle birlikte. Diğer taraftan sen bir sadece boyunca bir kule alabildi. Dark Pass için 3 kulesi var. Dark Pass bütün tier 1 kuleleri almış vaziyette. DP artık görüş çizgisinde iyice ileriye taşımaya çalışıyor. Ya DP için oyun ya biraz ince oynamaları lazım. 5000 altın öndeler. Ejder de gerideler. Ejderler de kritik bir noktalar yani. Önemli miktarda gerideler. SMB'nin bir ejder daha bulması bir anda tepe taklak edebilir oyunu. O yüzden DP'nin yapması gereken elindeki bu altın farkını, altın avantajını kullanıp eşya farkını kullanıp görüş çizgisini ileri taşımak. SMB'yi zorlanacakları takım savaşlarına sürüklemek. Avarupsa kafa attı. Anlaşma geldi orada şimdi bakalım. Ryu da bu kita kontrolü takip etti hemen. Avarupsa'nın yarı canını aldılar. Yani bence burada yapılması gereken hareket Ejder çıkmadan önce Baron'un aradan çıkarabilmesi. Çok kritik. Çünkü bir noktada özellikle Baron'u bırakıp direkt burada Ejder'e oynayabilir SMB. Aurosa yine orada bir şeylerin peşinde kovalıyor. Bir hayal edici denemesi ama tutmadı orada Ryu'ya. Orta koridorda hazır kulesi kullanılmış. Canı da yarıya kadar indi. Şimdi Nava ve orada Batu muhtemelen rest atacaklar diye bakıyorum ama hayır, Nava kırmızı güçlendirmeyi almaya gidiyor. Batu ise tekrardan tutemlerini tazelemek için üstün yolunu tuttu. Evet, 1 dakika 34 saniye gibi bir süre kaldı ejderi. Önemli bir ejder. Diğer taraftan bir bakıyorum. Aras ve Artenes de resetlemeye gidiyorlar. Orada bir kapışma göreceğiz. Evet, o da bombardımanı cebine koydu. Diğer taraftan Draven şu an kararma, can biçen ve coşkuyla beraber bayağı iyi geliyor bu takım savaşları. Ne kadar 0-0 0 olsa da. İki de eşyalı. Ya şey ne acaba? Draven'ın kaç yükü var? Onu şimdi ben çok merak ettim. Ya 600 olmuştur. Skor bulamadı. Skor da vermedi. 600 olmuştur diye tahmin ediyorum ben. Bakalım. Üst limiti var mı? Yok. Draven'ın. Yok. Kazanabileceği dün, altının. Dümdüz devam ediyor. Ediyor yani böyle ne bileyim. Sınırlı limitim var diyorsun. Ben yükün limitim var anlamında. Yani kazanabileceği altının. Hani haliyle de yük. Yok diyebiliyorum. Ben de yok diyebiliyorum. Yani böyle bir şey oldu mesela. Ya bu maç onlara bir örnek aslında. Dakika 30, Draven'da kill yok. Ölüm de yok ama. Hı hı. Bir anda 1500 altın kazanır mı bir skorla? Kazanabilir herhalde. Kazanabilir. Ya da birinden bir de şey aldın düşün. Birinden böyle buraya kadar altın aldın. 650 yükü var. Vay be. Çok fazla. Çok. Yani şu an 1200 altın oyalarında bir para kazanacak. Diye tahmin ediyorum. Bakalım. Abi bina, şu an 1700 altın kazanıyor ekstra. Ha şeyde kayıyorsun sen. Şeyde sen aldığı skoru da ekliyorsun. Yok eklemedim. 650 çarpı 2,5. Ha, bin, yani 2,5 muymuş? 2 değil miymiş? 2,5. Okay. 1665 gibi bir şey ediyor. 300'ü de ekle. 1900 yalnız Alev için savaş var. Resetlendi burada. 3000'e kadar düştü. Araya girdi şimdi. Orada bakalım bu. Özellikle Kinepolis'i kullandı. Herkes hayatta kalkanlar attı. Orayı yükletti bu arada. No, 4'te 4 attı. Penta gelir mi? 5'te 5 gelir mi? Ona bıraktılar. Son bir vuruş gelecek burada ve 5'te 5 yapıyor burada. Nava, Aphelios'la. Yalnız Aras'ın kullandığı ultiyi bir anda bütün herkes, 10 kişi birden girince herkes hayatta kaldı ama Nava orada yeteneklerini çok iyi zamanladı ve ulti bitti gibi direkt 4 kişiyi haritadan sildi Scarlet. Sadece Nava değil, Revenus'un kullandığı Balyoz gibi de onun üzerine gelince Artenes, MX'i böyle 1000 candan falan, 1200 candan tek yediler. Neye uğradıklarını şaşırdılar, hiç kıpırdayamadan verdiler orada skorları. Yani ikisinin de sıçrası duruyor bakarsam. Acayip bir anlık hasar geldi gerçekten. Revenus da burada kendini koruyacak. Batu da uzaktan oynamaya çalışıyor. Baron da epeye gidecek.
Evet, burada Baron'u da aldılar, Ejder'i de aldılar. Bir sonraki Ejder'e bence burada oyunu bırakmaması lazım. Dark Passage'ın. Yani o tehdit hala devam ediyor. Yani şurada mesela ruhu cebine koysaydı SMB takım savaşını kaybettiği takdirde oyunun ilerleyen dakikalarında daha dirençli bir şekilde durabilirlerdi. Ama artık o tehlike yok. Bakalım 3.5 dakika içinde neler izleyeceğiz. Baron güçlendirmesini Dark Passage nasıl kullanacak? Eşyalar da gelmeye başladı. Bir mecrayı tercih gelmiş Scarlet arada ama gözü yaşlı bir mecrayı olmuş. 7 ülke düşmüş. Bakalım oyunun ilerleyen dakikalarında neler olacak. Biz Starak tercihi görüyoruz. Yani uzun zamandır görmemiştik bu tercihi aslında. Starak değiştiğinden beri. Revenus tarafından gelmiş o da. Bakalım atlayacak gibi duruyor Revenus. Yani atladı direkt orada. Şimdi Artenis bakalım sersem etmeyi başarabilecek mi diye bekledim ama o dümdüz herhangi bir şey olmadı. Sadece üstüne yürüp acaba bir sihirdar büyüsü alabilir miyim diye baktı şöyle. Evet, orta koridorları milyonlarla güçlendiriyor bu arada Revenus. Diğer taraftan 4 kişilik Becky ve Dark Passage alt koridoru ittiriyor. Şimdi burada şöyle kullanıldı. MX'den bakalım tokalaşma gelecek mi? Tokalaşma gelmedi. Alt koridorda koştuğunu gördü burada Dark Passage oyuncuları ve Orisot'un üzerine müthiş bir hasar. Müthiş bir hasar burada. Aras. Yok oldu. Tuzlamız oldu Aras. Bitecek burada. Şimdi öndeki minyon alışından kullanıldığı kulenin atışlarını tanklıyor. Güzel bir aktivitesi 3 kişiydi ama hemen arındır kullanılıyor orada Revenus'un üzerinde ve iki tane burada kuşatma minyonuyla birlikte şimdi kuşatmayı başlattı. Dark Passage orta koridora gidip oradaki kuleyi ve inventörü de alabilir ve ardından tekrar oyunu bitirmek için hamlelere başlayabilir. Yine iyi bir eski geldi burada Orisot tarafından. Şimdi burada eriyen bir Orisot var. Yani acayip işler yapıyor. Şef şimdi oraya girdi. Balyoz gibi de geldi orada. Müthiş bir hasar var Dark Passage cephesinde. Yani bu hasara gerçekten karşı koymak çok zor. Bir Dragon ultisi geldi orada Revenus'u düşürmek için ama o da tutmayınca Dark Passage yavaş yavaş oyunu kazanmaya gidiyor ve günün dördüncü oyununu Dark Passage SMB'ye karşı kazanmayı başarıyor.